kupalarında başarılı olan tek Türk takımı 2000 yılında UEFA kupasını kazanan Galatasaray oldu. Bir adama, Bülent Korkmaz'a atıf yapmadan anlatması imkansız olan bir hikaye. Milan maçıyla ben, benim hem takımın serüveni başladı diyebiliriz. Emin'le oynadığı zaman kendine ait bir hissiyatı ve duygusu vardı. Oranın farklı bir havası vardı. Biz oranın kazan dairesini bilirdik. Soyunma odasının koridorlarını da çok iyi bilirdik. Orası bize bir, o stada ayak bastığımız zaman orası bize bir farklı bir boyuta getirdi. Leeds United'la oynanan yarı final maçının ardından başka bir İngiliz kulübü Arsenal'le Kopenhag'daki Parken Stadında bir gösteri hazırladı. Sizi biliyor, biz de rakibi biliyoruz. Yani rakip sizden bireysel yetenek olarak ne kadar çok üst seviye olsa da ama mücadeleniz, azminiz, o duygularınız veya kupayı ne kadar çok istediğinize bağlı. Çekişmeli geçen final maçını takımların 90 dakikada bitirmesi söz konusu değildi. Ancak maçta denge, Giorgi Hagi'nin uzatma dakikalarının başında gördüğü kırmızı kart nedeniyle değişti. Galatasaray için durum daha da kötüleşebilirdi. Bülent ikili mücadele sonucu düşmüş ve omzu çıkmıştı. Yani beni bilenler biliyor, ben hiçbir şeyden korkmayan, sonuna kadar gidebilen, gücüm yettiği kadar mücadele eden bir insandım. Hep hayatım boyunca da böyle oldum. Büyük savaşların bir simgesi vardır kazandığı zaman. Herhalde bu böyle olduğunu düşünüyorum. 10 kişi kalmış takımın kaptanı ciddi bir sakatlıkla oynuyordu. Türk taraftarı oyunu penaltılara bırakmak için elinden geleni yapıyordu. Popescu atışını gerçekleştirdiğinde Galatasaray oyuncularını sevinç çığlıklarına boğdu. Herkes Popescu ve Tafarel'e doğru gitti. Yani çok farklı bir duyguydu. UEFA Kupası, Süper Kupası. O belki Galatasaray kulübünün çıkabileceği en yüksek çıta olarak en yüksek yerde. Oraya çıktı Galatasaray kulübü, Galatasaray takımı, Galatasaray futbolcuları.